Şekilde kuyulardan su çıkarmak için kullanılan çıkrık düzeneği var. Bu düzenekle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor bakalım. Kuvvet kazancı oranında yoldan kayıp vardır. Diğer basit makinelerde de olduğu gibi. Destek noktası ortada olan kaldıraca benzer. Tornavida, kapı kolu ve anahtar bu makineye örnek verilebilir. Yani çıkrağa buradan cevabımız değişik olacaktır. Vedat, Çıkrık kolu uzadıkça elde edilen kuvvet kazancı artar hipotezini test etmek için çıkrık düzeneklerini hazırlıyor ve hipotezini ispatlaması için kullanması gereken düzenekler aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi çıkrık kolu dediğimiz yük kolu olacak. Yani F kuvvetinin uygulandığı bu bağımsız değişken. Bu durumda çıkrık kolu uzunluğu farklı olan düzenekler yük kolu dediğimiz silindirin yarı çapı ise aynı olmalı. Bakın K ve M'ye bakıyoruz. Bakın burada arkadaşlar çıkrık kolları birbirinden farklı ama buradaki yarı çaplar birbiriyle aynı. Bu durumda K ve M düzenekleri kullanılabilir. Buna göre çıkrıklarla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur demiş bakalım. F2 ve F3 kuvvetleri eşit büyüklüktedir diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar bakın büyük silindirin yarı çapı küçük silindirin yarı çapının iki katı kadar o zaman iki kat kuvvetten kazanç olacaktır. Yani burada P yükü şöyle diyelim ya da F2 kuvveti P yükünün yarısı kadar olacaktır. F2 kuvveti P yükünün yarısı kadar. F3'e bakıyorum yine bakın burada ne var? E, i̇ki kat kuvvetten kazanç var. Çünkü büyük silindirin yarı çapı küçük e, olandan iki kat daha fazla. Yani burada da F3 kuvveti P yükünün yarısı kadar. O zaman bu doğru. K çıkrığındaki kuvvet kazancı N çıkrığındakinden azdır diyor. K'daki kuvvet kazancına bakıyoruz arkadaşlar. 10 bölü 2'den 5 kat. N'dekine bakıyoruz. 10 bölü 3'den arkadaşlar 5'ten daha küçük bir şey oluyor. Yani K'daki çıktık. Kuvvet kazancı daha fazla. Bu durumda ikinci ifade yanlış. Kuvvet kazancının silindirin yarı çapına bağlı olduğunu gösterebilmek için K ve N düzeneklerine uygulanan kuvvetler karşılaştırılmalıdır diyor. K ve N düzeneklerine baktığımızda bakın burada kuvvet kolu aynı. Silindirin yarı çapı farklı. Burada da bağımsız değişken zaten silindirin yarı çapı olmalı. O zaman bunlar kullanılabilir. Üçüncü ifade de doğru cevabımız B şıkkı. kuvvetin uygulandığı ip iki yönünde çekilirse aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir diyor. Şimdi burada sabit makara var. Sabit makara uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Yani buradaki ip iki yönünde çekildiğinde uygulanan kuvvetin yönü değişecek ve bir yönünde olacaktır bu ip Çift taraflı kaldıraçla değiştirecek. O zaman burada da aşağı yönde olacaktır. Yani bu tarafa doğru dönecektir. Hangi yönde dönecek arkadaşlar? Doğu yönünde dönecek. O zaman A, B ile C. Bakın eş merkezli olduğu için B ve C doğu yönünde A ile B de bakın arkadaşlar paralel olduğu için aynı yönde yani A da B de de doğu yönünde dönecektir arkadaşlar ve doğu yönünde döndüğü zaman bakın P yükü yukarı doğru yani bir yönünde hareket edecektir. B ile C'nin dönme sayısı aynı çünkü eş merkezliler. A kasnağı B kasnağından daha yavaş döner. Çünkü A kasnağının yarı çapı B kasnağının yarı çapından daha fazla arkadaşlar. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır. Kurulan düzenekle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar burada bir tane sabit makara var. Sabit makara kuvvetin yönünü değiştirir. Çift taraflı kaldıraçlı da yön değişecek. Bakın bu aşağı doğru hareket ettiğinde burada yukarı yönde olacak. Hareketli makara kuvvetin yönünü değiştirmeyecek. Ve A da arkadaşlar aşağıya doğru hareket edecek. Şimdi bu durumda baktığımızda hareketli makara var. Daha sonra kuvvet kolu yük kolundan daha fazla. Fazla. Bu durumda F kuvveti A ve B yükünün ağırlığından daha küçük olacaktır. Eğik düzlemine çıkrıktaki kuvvet kazancı eşittir diyor. Şimdi çıkrığa baktığımızda bakın büyük olan 2 kuvvet kolu, yük kolu ise 1R olarak verilmiş. Yani burada 2 kat kuvvetten kazanç var. Eğik düzleme bakıyorum. Eğik düzlemin yüksekliği Pardon eğik düzlemin boyu bölü yüksekliği dediğimde onda da iki kat kuvvet kazancı var. Sistemde kullanılan makaralardan biri kuvvetten kazanç sağlamıştır. Evet bu hareketli makara olduğu için kuvvetten kazanç sağlayacak. Kaldıraçtaki yoldan kayıp düzenekteki tüm basit makinelerden fazladır diyor. Kaldıraçta kuvvet kolu yük kolundan daha fazla olduğu için arkadaşlar kuvvetten kazanç yoldan kayıp var. Kaç kat yoldan kayıp var dersek bakın 1, 2, 3, 4 bölü 2'den 2 kat yoldan kayıp var. E buradaki 2 kat kuvvet kazanç olan yerlerde de yoldan 2 kat kayıp olacaktır. Yani düzenekteki tüm basit makinelerden fazla değildir. Buradan cevabımız değişik.